Selam guys. Yine epik müziğimizle başladık mı? Selam dedik ya Oksijencim ya. Selamlar 2M ama ne varsa satarak zor bela yaptım. Gold kasma videonuza baktım. Güncel durumda kazandırır mı onları yapsam? Bir hafta içerisinde 5M civarı kazandırır mı? Kankam kazandırır ya. Tabii kazandırır. 5M dediğim para bu oyunda istesen çok kolay kazanırsın. Cold Harbor videosunu izledin mi? Çiçek topluyorduk Cold Harbor'da. Onu izledin mi? O çok dehşet kazandırır şu anda. Diğerleri videoyu attığım tarihteki kadar kazandırır mı kazanır mı bilmiyorum ama onlar da kazandırır. Yani bir haftada 5M'i çok çok kolay kasarsın emin olun. Aa, şurada birini gördüm de. Bakalım yakalayabilir miyiz? Nereye gitti lan? Ha, burada. Bu kadar çok mob varken de bir kişi daha geldi galiba, aynen. Fena hırpaladım adamları. Bir kişi daha geldi. Bitmiyorlar ki. Büyük ihtimal doğup geldi o da. Stun yersem ölürüm ya. Stun yersem ölürüm. Stamina yetmedi. Şu glifleri bir değişeyim ya. Bir faydası olur mu bilmiyoruz ama. Sturdy. Olur da bilir de yani. 1-2 1-2. Aa, bir de poison alacaktım ya lan. Aa, neyse. Allah Allah, bunlar. Yetmezmiş gibi dördüncü de geldi ya. Ne oldu bu maviler? Hepsi sayı buraya girmiş. Wanderingçim kendine iyi bak, kolay gelsin. Imperial. Ya şimdi hemen vazgeçmeyeyim. Adamlar timing atıp atıp duruyor da. Ya Sorcerer Morcerer olsa mesela solo PvP'de ölmezsin. O yüzden her zaman Sorcerer veya Nightblade'i öneririm solo PvP'de. Aha. Gel lan tek başına. Delikanlı gibi gel be. Oxidize bastı ya. Tam Marcel okuma attığım zaman bastı bir de. Ne yapıyorsunuz burada be? Hadi ölelim. Siktir, bu kadar hızlı öleceğimi düşünmedim ya. Şu Dragonite stun'ı mahvetti. Bir de tabi boss vurdu. Ya Cyrodiil falan geçeceğim galiba. Çünkü ya her yer 5 tane kırmızı ya her yer 5 tane mavi. Hani yani Nightblade'im veya Sorcerer'ım olsa bir şekilde çözeriz de. Bu charlarla da olmuyor işte ya. Şeye bir sokmaya çalışayım bari.
Ya. Aga yok, stamina yetmiyor. Ben anlamadım. Bunun neden staminası yetmiyor ya? Stamina mı yetmiyor abi? Ve Templar olduğu için durmadan heal attı arkadaşlarına falan da. Stamina'yı nasıl yettireceğim ben anlamadım. Çünkü abi Serpent var. Tamam mı? Wrecked Vitality var. Üstüne üstün Wrecked Vitality'nin Shield'ı Sturdy. Diyelim ki çok fazla blok atıyorum. Sustained by Suffering var. Survival Instinct var. Yani blokum falan da kostunu düşürüyor diye biliyorum bu. Dragonlight'ın sustain'i ne yapmışlar? Ben gerçekten anlamadım. Dragonlight oyunda sustain'i bitecek en son char yani normalde. Yani Wrecked Vitality kullanmayan Dragonlight'lar adım atabiliyor mu bu oyunda? Aklıma sadece bir şey geliyor yani bunu çözmek için. Magicka spammable kullanmak. Yani glyph değişeceğiz mecbur herhalde. Anlamadım ki. Reduce cost falan kullanmam lazım sanırım. Bir de öyle deneyeceğim. Almayacağım abi ben bol falan ya. Yani. Aklımda bir şey var. O da olmazsa... Büyük ihtimal o aklımdaki şey olacak ama... Adamlarda PvE damage'i var ya. Kaçabilir miyiz buradan? Ben blok yaptım. Manam, staminam gitti mesela. 8 vs 8 keyifliymiş lan aslında. Fena değil ha. Heh. Kankam şimdi... Saint Ancestors'a şunu bir takalım. Ya bayağı bir weapon damage'im düşüyor ama yani... Stamina costlarını düşüren dalga dümeni taktım. Bir witch ile deneyeyim şunu. Weapon damage'im sağlam düştü ya. 5K'ya çıkmıyor weapon damage'im yani. O zaman şöyle yapacağız. Şunu mid'ime çekeceğim. Olmuyor ya Dragonlight valla. Yani şu an Blood Spam takıp oynasam sustain'im sağlam bir şekilde bir artı kazanacak. Ama dediğim gibi DPS... Bu sefer DPS atamayacağız Marcel 30. Boss da çıkmış. Kırmızılar iki kişi, kırmızılara mı dalsam? Bunlar zaten bana dalacak galiba şimdi.
Ya hay Allah sizi. Bu nereden geldi ya? Bu hikayede nasıl ben oldum ya yana? Yani Dragon Knight, I don't know man. Yine stamina mı yetmedi bu arada? Çökerken sahile. Hoş geldiniz beyler. Çökerken sahile. Nereye gitti lan bu? Bir tık daha iyi oldu ama stamina. Taktı pezeme... Taktı bırakmadılar ya. Kendimi de hileyemedim. Takım arkadaşlarımdan bir tanesi de bir hile atmadı yani. Açalım mı lan bunları? Hadi biraz kutu açalım ya. Bir sürü kutum birikmiş. Aha. Gold değil ama ya. Ay kelebekler geldi. Oy ya. Kelebekler. Exceptional bence de. Bir tane ortaya at. Başka crate'im de vardı. Bir tane fazladan at ortaya be. Momento mu? Emote mu? Ne diyorsun ya? Yani? Once more hadi. Ah. Koz ver. Koz ver. Aha lejendleri çıktı lan. Zınk. Siz acayip bir dolandırıcısınız ya. Gerçekten lejendleri ya. Ulan demin bunu lejendleri diye verdin. Şimdi mor diye veriyorsun. On tane açman lazım. Allah senin cezanı ver. Allah sizin cezanız. Emotlar gibi. Aa şuna bakacaktık. Aha geldi lan. Vallahi geldi iki gözümün çiçeği ya. 8K mı lan bu? Eller nerede kanka? Oğlum eller nerede? Ben eller gelecek diye bunun için Endeavor kastım ya. Bak bu eller her zaman çıkık olsa ben buna 16K değil 26K'da verirdim. Ama eller bunun gibi her zaman var mı yok mu anlamadım ben şimdi. Bir müddet kalıyor en azından. Durmadan space yaparız. En Watchman, hoş geldin.
Ya hep kalsa olmuyor mu abi? Niye yok oluyor ya? Bir müddet kalıyor en azından. İyi. Eller full açık olsa 16K olsa da alırdım. Bak atıma bakar mısın bana vurmadan önce? Bak şuna. Bence vurma yani. Hoş buldum yönler. Bu oyundaki belki 15 defa şu oyunu belki 15 defa sevmeyi denedim, sevmedim. Varsa bir şey denmez buna. Kankam, öncelikle sana şunu söyleyeyim. Aramıza hoş geldin. Sadece Türkler değil, çoğunlukla herkes ama özellikle Türkler diyeyim. Bu oyunda bir amaçsızlık hissediyor. Ondan dolayı da oyuna uzun süreli bağlanamıyor. Oyunu birazcık oynuyor. Atıyorum 3-4 ay oynuyor. Bilmem kaç level oluyor. Çarını marını itemlerini diziyor. İşte, diyor şimdi ben ne yapacağım? Oyunda yapacak bir şey yok. Oyunda PvP atıyorsun. Bir şey kazanmıyorsun veya kaybetmiyorsun. Oyunda bir sıralama vesaire bir şey yok. Sadece kendin tatmin oluyorsun birini kesersen falan veya. Veya oyunda mesela daha fazla karakterini geliştirebileceğim bir şey yok. Hani üstüne item koyayım da bir şey yapayım, çar kasayım diye bir şey olmadığı için genelde oyuncular burada tıkanıyor. Ben ne yapacağım şimdi diyor. İşte bu oyunda dediğim gibi yapacak çok content var aslında. Bu contentlere kendini şey etmen lazım. Kendini bu contentlere pushlaman lazım. Yani beğendiğin contenti seçeceksin. Atıyorum sen ev işleriyle mi ulaşmak istiyorsun? Bu oyunda bu arada çok güzel bir housing sistemi var. Oyunun öveceğim number one şeyidir. Ultiyi atamadım 45 saat ya. Kimisi mesela hatta çoğunlukla bu oyunun end game'i yani oyun sonu biraz ev dizmekten geçer. Yani herkes housing gibi oyunun end game'i olarak kabul eder yani. Çünkü çok fazla oyunda gold isteyen bir şey ve tek neredeyse sadece gold isteyen bir şey. Dolayısıyla güzel bir amaç oluyor. Durmadan gold kasıp o kastın goldlarla evine bir şey almak istiyorsun. Çok saçma bir şey yani senin karakterine bir şey kazandırmıyor, etmiyor. Bir MMORPG'de aradığın ilk şey belki. Ama insanlar kendine bunu amaç ediniyor. Amaç edindiği için her gün oyuna girip gold kasıyor, mod kasıyor. Bak adam ne güzel bir amacı var her gün oyuna girmeye. Ama dediğim gibi çoğu Türk bir MMORPG oyunu hikayesi için oynamadığından dolayı sen de büyük ihtimal bir amaçsızlığa düştün. Çok süreli oynanmıyor bu oyun. Oyuna yeni bir DLC gelir. O DLC'yi oynamak için oyuncular oyuna girer. O DLC'yi oynar. O map'i, o hikayeyi bitirir. Ondan sonra tekrar çıkar. Tekrar 6 ay sonra bir DLC geldiğinde tekrar girer. Genelde ESO'nun oyuncu döngüsü böyledir. Evet ben zaten 50'ye kadar böyle Lord Quest ve atmosfer görevler sayesinde kaldım ama bir noktadan sonra bir progress istiyor insan. Ben şimdi gelen riski yaparsa böyle kesince item düşmeli falan. Oo, o zaman senin oyununu biliyorum ben. Albion. Albion çok neyse. Albion çok güzel bir oyun. Biz Sado'yla başladık. 2-3 ay oynadık. Çok keyif de aldık. Ama sonra tekrar birden bıraktık yani nedensiz yere. Bunlar bana patladı lan Sado. Üçüncü de geldi ha dikkat et. Lan boss'un içinde kaldık ya. Şansla bak adamlardaki. Çok fazla kişi geldiler be ya. Bunlar nereden türedi ya? Çok fazla telvar verdim. 5K telvar verdim şunlara. Kadar olarak bırakırdım yani oyunu bıraksam. Değil mi? Yani bunu benim beklediğim bir şey değil. Bu çok yani bu birazcık hatta biraz cringe de bir şey ama Türkler olarak biz bunu içten içe isteriz yani. O yüzden Türkleri bu oyunun sarmamasının ne oldu lan? Adam bu kadar hızlı teleport nasıl attı? Gerçekten arkadaşlar, gerçekten çok güzel bir gank yedim. Çok güzel bir combat sistemi var. Çok keyifli bir PvP'si var. Ne kadar amaçsız olsa bile bak PvP'si. Ona rağmen diyorum ki size çok güzel ve bu kadar eleştirmeme rağmen hala ay senelerdir oynuyorsam bu oyun sadece PvP'si için bile oynanabiliyor demek anlamında. Gibi Bethesda o konuda bizi şaşırtmadı. Olabilecek dünyanın en casual Battlegrounds yani ranked sistemini getirdi.
falan filan bir şeyler kazandım ama ben de yani birazcık kendi kişisel hobim olduğu için. Sonra da bu kadar tel var, ne yapacağız lan? 20 kalmış. Gel ya gel. Şuraya da gidelim. Burada da yoksa şey ederiz. Bundan niye daha az verdi? Allah Allah. Ne yapalım, koyalım mı? 25K oldu. Şu Battlegrounds'a sokayım ya. Merhabalar Akio. Oy, Sado ne yapacağız buraya? Adamın ölmediği cana bak ya. Templar var ya, bizim Templar mahvediyor ya. Ya. Öldü öldü. Sattı. Ya hak. Ben de ulti atmıştım o. Lan. Leap attım, leap'im gitmedi. Aşağı düştüm sonra ya nasılsa. Dizzy Sivik oynamayı da özledim desem oturur ağlar mısınız? Nasıl kaotik bir savaş ya harbiden. Stamina'm bitti de bu kadar kişide bitmesi normal ya. O neydi lan? Daha oradan buraya atılıyor mu? Çok yukarı çıkmadın mı? Çok iyiydi lan. Aga ben onu bir daha yapmam lazım. Buraya bakın. Aga çok iyi. Ya şu Dragon Knight oynayıp da lipsiz oynamak. Kanka sanki şey slam down yapıyorsun yani, yükseliyor sonra bir daha yükseliyor, böyle birden aşağı iniyor. Dur bak bak bak. No scope leap'imi gördünüz mü? Taş biraz. Lan at. Bomba. Alliance point verdi. Haydi o zaman görüşürüz ya. Kaçtım. Allah'a emanet. İyi geceler. İyi akşamlar. Hadi bay.